Bugünkü videomuzda banyoda idrar edince bakın ne oluyor. Onu anlatacağız. Peygamberimiz uyardı. Selamün aleyküm arkadaşlar. Banyoda küçük abdesti bozmak. Dinimiz yaratılış gayemiz olarak bizi tamamen özgür bırakmamış, yaşantımıza helal, haram, mekruh ve mübah gibi sınırlar da koymuştur. Müslüman sadece namaz kılarken değil, hayatının tüm safalarında temiz olmalıdır. Çünkü temizlik imanın yarısıdır. Peygamber Efendimiz bir Müslümanın her daim Allah'ın huzurunda olduğunu belirtmiş ve bu nedenle Müslümanın sürekli temiz ve gusül abdesti almış olarak durması gerektiğini belirtmiştir. Arkadaşlar, bazen bizi istemsiz bir şekilde öyle düşünceler meşgul eder ki, o düşüncelerden kurtulmak için ne kadar mücadele edersek edelim, buna rağmen daha kötü düşünce bombardımanı yaşarız. Elimizde olmadan içimizden geçen bu saçma sapan düşünceler bizi çok ama çok rahatsız eder. Özellikle namaz kılarken, Kur'an okurken, ezan dinlerken, dua ederken vesaire durumlarda gelen düşünceler sonucunda kendimizi yargılamaya başlar ve bu düşüncelere hakim olamayız. Ben neler düşünüyorum böyle? Kafir mi olacağım? Yoksa diden mi çıktım? Şeytanın bile düşünmeyeceği şeyler düşünüyorum, şeklinde kendimizi yargılamaya da başlarız. Kişinin kendisiyle olan bu durumu sonucunda kişi kendi kendine mücadele savaşı vermeye başlar ve içinde artık fırtınalar kopacak hale gelir. İnsanlar kendilerini içten içe kemiren vesvese sorunu ile bazan karşı karşıya kalıyor. Bunun birçok nedeni olsa da bir tanesi de hatta en önemlisi diyebiliriz banyoda yaptığımız bir davranışla alakası vardır. Arkadaşlar yaptığımız bazı şeyler var ki kimseye anlatamayız ancak bunu tekrar tekrar yapmaya da devam ederiz. İşte bu durumlardan biri de muhtemelen duş alırken idrarınızı yapmak. Bu davranış belki hoşunuza gidebilir ancak Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem banyoda idrar yapan kimseleri uyarmış ve bunun da vesveseye mahal vereceğini ümmetine bildirmiştir. Bir hadisi şerifte efendimiz sizden biriniz banyo yaptığı yere idrar etmesin. Sonra bu idrar ettiği yerden de abdest almasın. Vesvesenin çoğu bundan ileri gelir. Buyurmuşlardır. Bu hadis tavsiye hükmünde olup haram kılmak anlamında değildir. Yani bundan dolayı bir günah olmaz. Ancak haram kılınmamış olsa dahi bu gibi tavsiyelere uymaya çalışmak manevi açıdan büyük bir öneme sahiptir. Dolayısıyla vesvese gibi insanı kemiren büyük bir imtihanla karşı karşıya kalmamak için Allah Resulü'nün tavsiyesine uyarak banyodan önce küçük abdestimizi yapıp ondan sonra banyoya girmek en güzel hakaret olacaktır.